söyledim ve bütün mesajlarda gümrüğe eleman alınacak mı söz verdi Sayın Bakan konusuna geliyor. Evet. Bir, ikincisi de iktisadi idari bilimlerden de alacak mısınız diye soruyorlar. Bunlar önemli sorular, hakikaten herkes işe evet, çekiyor. Yani tabii Türkiye'de bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşları istihdam noktasında çok large davranmışlar. Evet. Biz tabii ki ihtiyaçlarımız neyse onun planlamasını yapıyoruz. Bütçe imkanlarına dikkate almak suretiyle ve beşeri kaynak eksiğimizi gidermeye çalışıyoruz. Bunda önemli ölçüde bir mesafe aldık. Şu anda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 5000'i aşkın bir kadromuz var. Evet. Bunu 2-3 yıl içerisinde bu kadromuzu dolduracağız. Bizim eleman temin etmemiz ÖSYM'den temin ederiz. Evet. Mutlaka KPSS sınavına girmiş ve en az 70 ve aha, üzerinde puan almış olmaları gerekir. Bununla da yetinmiyoruz. Yeni kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yaptık. Ayrıca mülakata tabi tutuyoruz. Çünkü gümrük çok nitelikli bir alan. Evet. Buradaki insanların bu işlemleri yapabilecek donatta olması gerekir. Genel hatta bunu ifade edeyim. İktisadi İdari İlimler Fakültesi de bizim şayet o puanları almışsa, KPSS sınavına girmişse, 70 bin üzerinde puan almışsa bizim alıp istihdam edeceğimiz kesim arasında giriyor. 800 rakamı var, 800 kişi alacak. Onu ben 802-2011 yılı sonuna kadar yetiştiremedik. Hı. Çünkü onu almak için bir yönetmelik çıkartmamız gerekiyordu, onu çıkartamadık. Aha. Ama bu sene içerisinde, sene sonuna kadar sanırım 1500-2000 dolayında bir eleman alacağız. Ya buradan da en azından haberdar ama edelim. Ama ben 70 puan aldım, giremedim kimse de demesin. 70 puan tamam puandır. Evet. Diyelim sonra ki biz 500 işe alacağız diye ÖSYM'ye bildirdik. Ve başvuranlar arasından puan sıralamasına göre mülakat da yapacağız. 2000'si aday istedik. Diyelim ki 1000 kişi bu başvuranlar arasında, işte 3000 kişi başvuru da başvuranlar arasında 1000 kişinin puanı 90'ın üzerinde. O zaman 90'ın altındaki puan alanları biz çağırmayacağız. Anladım. Bunu önce orada baksınlar. Evet. Şimdi dün bir